Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammed'ül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey vefasız yürü, sensin hod bir köhnekârı, nice yüz bin erden geri kalan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahir-i kâr üryan edip, soyan dünya değil misin? Kastedip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Fenadan bekaya göçtüğü güne kadar, dünyayı bir han, kendini bir yolcu saydı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Bu gök kubbede hoş bir sada bırakırken, o kubbenin altında milyonlarca da seven bıraktı. 16 ve 17. yüzyılda yaşayan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, gerek düşünce dünyamızda, gerek ateş-i aşkımızda derin izlerini hep yaşattı. Uzun ömrünü iman, ilim, adalet, aşk-ı muhabbet ve hizmetle geçirdi. Talebelerine ilim irfan öğretirken, bir taraftan da fakirin, fukaranın halini kolladı. Sarayla çok yakın olmasına rağmen hep mesafeli durdu ve oradan gelen hediyeleri ya iade etti ya da ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri birçok kişinin de sığındığı bir limandı. Kimi zaman yolda kalmış, yolunu şaşırmışlar, kimi zaman da devletin affına sığınanların gittiği bir kapıydı. Adaletine duyulan güven sonsuzdu. O değil miydi ki kendisini şüpheye düşüren bir dava karşısında, hiç düşünmeden sonsuz adalet sahibi, Allah'a sığınarak kadılığı bırakan, o değil miydi koskoca meşhur ve zengin bir kadıyken, şöhreti, malı ve mülkü bir köşeye bırakıp, biricik hocası Üftadi Hazretlerine tabi olan ve elinde avucunda nesi var nesi yoksa fakire, fukaraya dağıtan. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, 87 yıllık ömrü boyunca hem sosyal hayatın içinde yer aldı, hem de talebelerine böyle bir hayatı öğretti. Zira halvet ve celvet hali de bunu gerektiriyordu. Halk içinde halkla olabilmek. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, talebeleriyle hak yolunu yaşatacak bir vakıf kurdu. Böylece bir taraftan ilmi irfan öğrenilirken, bir taraftan da sosyal yaşamın içinde insani ilişkiler güçleniyordu. Birlik ve beraberlik duygusu, yardımlaşma, dayanışma, vakıf yoluyla anlamlı bir hüviyet kazanıyordu. Zira nerede dara düşmüş bir kimse varsa öğreniliyor ve bu dayanışmayla ayağa kaldırılıyordu. Derdini söylemeyenler, ümitsizliğe kapılanlar, yetimler, kimsesizler, vakıf aracılığıyla dertlerine derman buluyordu. Zira vakıf, zengin ve fakiri de buluşturan önemli bir kurum niteliğindeydi. Kapısına gelen kimseyi geri çevirmeyen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine göre, bu kapı hakkın kapısıydı ve gelene git denmezdi. Çünkü bu kapı, Yaradan'dan ötürü yaradılana merhamet, şefkat ve sevginin gösterildiği bir kapıdır. Bu vakıfla sadece yardımlaşma değil, sosyo-kültürel olarak da İstanbul'a büyük bir kültür zenginliği armağan ediliyordu. Zira Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, 16 ve 17. yüzyıl Türk tasavvuf, dini ve kültür tarihinin en mühim şahsiyetlerinden biriydi. Bu vakıf aracılığıyla gerek Üsküdar'da, gerek İstanbul'da sosyokültür tarihinin dünden bugüne yansımalarını da net olarak görebiliyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın işleyişi ve çalışma biçimi, bize hem dönemin insanlarına dair toplum dayanışması, hem de toplumda meydana gelebilecek sosyal dengesizliklerin önüne nasıl geçilebileceğine dair ipuçları veriyor.
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tarafından tesis edilen külliyede, Celvedi tarikatının dervişleri bir taraftan zikir ve ibadetle meşgul oluyor, bir taraftan da gelip geçen misafir ve yoksulları doyuruyordu. Külliye, bir ibadethane olmasının yanı sıra bir okul, manevi tedavi ve sosyal yardım merkezi niteliği taşıyan, İstanbul'daki ilk Celvedi Pirevi Asitanesiydi. Üsküdar Doğancılar Ahmet Çelebi Mahallesi'nde bir tepe üzerinde bulunan külliyenin arsası, 1589 senesinde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tarafından satın alınıyor. Hemen inşası başlayan külliye, 1594 senesinde tamamlanıyor. Hatta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, külliye inşaatına yakın olmak maksadıyla Üsküdar'a taşınıyor. İlk külliye tevhidhane, derviş hücreleri, meşrutahane ile cümle kapısının sol yanındaki iki çeşmeden oluşuyor. 1598-99 yıllarında bizzat Hüdayi Hazretleri tevhidhaneye minber ilave ederek burayı camiye dönüştürüyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vakıf bünyesi içerisinde pek çok kimse yetiştirip toplumsal ve kültürel kalkınmanın önemini de göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in emirleri ve Peygamberimizin hayatını esas alarak, toplum yaşamının temel unsurunun insan olması hasebiyle, insana yapılacak yatırımın en iyi ve hayırlı iş olduğunun bilincindedir. Bu nedenden olsa gerek, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kurmuş olduğu bu vakıf, halktan sultanlara kadar geniş bir tesir halkası meydana getirmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin dergahı her zümreden insanla dolup taşmış, dilden dile nakledilen menkıbe ve kerametleri halkın gönlünde taht kurmasını sağlamış, ziyaretçileri her devirde artarak devam etmiştir. Hem sağlığında hem de hakka yürümesinin ardından bu zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı olmuş ve onlarca Celvedi tekkesi vakıf hizmetlerine sürdürmüştür. Celvedi tarikatı adını hocası Üftade Hazretlerinden nakille ilk kullanan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleridir. Tarikatın anlatılması ve yaygınlaştırılması için 16'sı Üsküdar'da, 11'i İstanbul Sur içinde, diğerleri Sur dışında olmak üzere 30 kadar tekke açılmıştır. Çoğu doğal afetler ve ilgisizlik sebebiyle günümüze kadar yok olmuş tekkeler içinde en önemlisi Hüdayi Hazretleri'nin kabrinin de bulunduğu Hüdayi Külliyesi adıyla da anılan Celvedi Asitanesidir. 1589-1595 yılları arasında kurulan külliye, 1850 yılına kadar ilk külliyenin genel özelliklerini korur. Külliyeyi 17. yüzyılda görmüş olan Evliya Çelebi, bize mimari özelliklerinden bahsetmeyip, Üsküdar-ı Mahmud Efendi Camii şehir içindedir. Tekkesi, Halvetiye tekkelerinin biricik tekkesidir. Gece ve gündüz fukarası ilahi zikir etmekle meşguldür. Her birinin birer hücresi vardır. Cuma namazından sonra öyle sultani tevhid olur ki duyan aşıklar kendinden geçer diye anlatmıştır. Hüseyin Ayvansarayi Hadikatül Cevami adlı eserinde külliyenin 18. yüzyıl özellikleri üzerine camiin avlusunda şadırvanı ve etrafında fevkani ve tahtani mahfilleri vardır. Ve zaviye kapısında müteaddit çeşmeler yer almaktadır. Zaviye hücreleri cami etrafındadır. Şeyh dairesi başka olup, müstakil meşruta evleri vardır şeklinde anlatılmaktadır. Yine Ayvansarayı, Hadikatül Cevami'de külliyeye ilişkin olarak camine minberini kendileri koymuşlardır ve minaresinde çifte müezzin ezan okur ve her gece temcit yani
sabah namazından evvel okunan ilahi verilir. Mukabelesi Selatin camileri ayarındadır, yazmıştır. 1850 yılında Üsküdar Çarşısı'nda çıkan ve külliyenin bulunduğu yamaca doğru yayılan bir yangın sonrasında, Hüdayi Türbesi dışında külliyede bulunan tüm yapılar maalesef yanmıştır. Bu olaydan sonra türbe bir süre tevhidhane olarak kullanılmıştır. Yangın sonrasında Celveti ayinleri bir süre Hüdayi Türbesi'nde icra edilmek zorunda kalınmıştır. Ardından 1855-1856 yıllarında yangından sonra ayakta kalmış türbe de dahil olmak üzere tüm külliye Sultan Abdülmecid tarafından yeniden inşa edilmiştir. Külliyenin yeniden inşası aslında Sultan Abdülmecid'in halası Esma Sultan vesilesiyle olur. Zira müridi olduğu Üsküdar Çarşamba Rufai Tekkesi Şeyhi Nuri Baba'ya padişahla birlikte yaptıkları bir ziyaret esnasında Abdülmecid bu dergahı tamir ettirmek ister. Ama Nuri Baba'nın, "Sultanım, burası bize eskidir. Biz artık dergahı âlem-i ahirette yapacağız. Eğer böyle bir arzun var ise, Aziz Mahmud Hüdayi dergahı dervişleri 4 yıldır mukabeleyi türbede yapmaktalar. Orayı yaptırırsan memnun olurum." demesi üzerine Sultan Abdülmecid tarafından türbede dahil olmak üzere külliye ilk yerleşim planı esas alınarak ancak dönemin mimari özelliği olan ampir uslupla yeniden inşa edilir. Bu yenileme sırasında külliyenin geniş mimari yapısı ve yerleşim düzeni fazla değiştirilmez. Arsanın güneybatı kısmına bir sübyan mektebi eklenir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Hakk'a yürüdükten sonra da saray mensupları bu külliyeyi her zaman önemser. 1899-1900 yıllarında Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin karşısına Sultan II. Abdülhamid'in mukarriblerinden Lütfi Bey tarafından kütüphane binası inşa edilir. Ayrıca kendisi ve aile efradı için bir de türbe yaptırılır. Bu tarihten bir yıl sonra ise külliyenin masrafları Hazine-i Hasan'dan karşılanmak üzere tamir görür ve harem bölümü yani Şeyh Dairesi aynı yıl inşa edilir. 1910 yılında yaşanan bir yıldırım düşmesi neticesinde külliye yeniden tamirat görür. 1925 yılına kadar aynı şekilde kullanımı devam eden külliye, bu tarihte kanun dolayısıyla diğer tekkelerle beraber kapatılır. Kapatılışını takip eden yıllar boyunca külliyenin cami bölümü işlevini devam ettirir. Meşrutalar, cami görevlileri ya da vakıf kiracıları için konut olarak düzenlenir. Mutfak, hazire, çeşmeler, türbe ve cümle kapısı günümüze aynen gelemedikleri gibi derviş hücreleri, selamlık, sübyan mektebi gibi işlevini yitiren yapılar da tamamen yok olur. Öncelikle cami olmak üzere 1975 yılında ayakta kalan yapılar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılır. 1986 yılında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın kuruluşuyla birlikte külliye geçmiş yıllara göre daha bakımlı bir hal alır. Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi'nde Aziz Efendi Mektebi Sokak, Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Sokak ve Hüdayi Mahmud Sokakları ile çevrilmiş bir alanın içinde bulunmaktadır. Külliye, geçtiği onca evreden sonra içinde barındırdığı önemli yapılarla günümüze kadar ulaşmıştır. Hüdayi Hazretlerinin türbesi kendisi tarafından Hakk'a yürümesinden bir süre önce inşa edilir. 1850 yangınında Hüdayi Külliyesi içinde bulunan yapılardan tek kurtulan türbe olmuştur. 1910 yılında Prenses Fatma Hanım tarafından önündeki camekanlı bölüm ekletilmiştir. Hünkar Kasrı 1855 yılında yeniden inşa ettirilen caminin batı yönüne ekletilmiştir.
Bu mahfilin büyüklüğü ve özenli işçiliği, Osmanlı'nın batıya yöneldiği Tanzimat döneminde bile hilafet kurumuyla tarikatler arasındaki sıkı ilişkinin canlılığını koruduğunun göstergesidir. Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi, Osmanlı Devri İstanbul'unun en parlak tasavvuf kültürü merkezlerinden biriydi. Zira Hüdayi Hazretlerinin zahir ve batın ilmindeki şöhreti yayılmıştı. Kendisinin müstesna şahsiyeti, hükümdarlar, hanedan ve saray mensupları, devlet büyükleri, ulema, sanat ve musiki erbabı olmak üzere her sınıftan insanın feyiz aldığı bir ilim ve irfan yuvasıydı. Tekkenin bu özelliği, posta oturan diğer şeyhlerce de devam ettirilmiş ve burası her zaman bir ilim ve kültür merkezi olmaya devam etmiştir. Batıdan doğuya doğru oldukça meyilli olan külliye arsası, çeşitli istinat duvarlarıyla setlere ayrılmış ve binalar da bu setlere yerleştirilmiştir. Külliyenin tam ortasından geçen ve arsayı doğu-batı doğrultusunda ikiye bölen basamaklı bir geçit, tekke sakinleri, cami cemaati ve halkın da kullandığı bir yol haline gelmiş ve böylece burası Hüdayi Avlusu Sokağı adını almıştır. Sokak niteliğindeki bu avlunun doğu ucunda Aziz Mahmud Efendi Sokağı ile birleştiği noktada külliyenin cümle kapısı yer alır. Köfedeki taşından plastırlarla iki yandan kuşatılmış olan dikdörtgen açıklıklı kapının üzerinde mermerden iki silme arasında külliyenin Sultan Abdülmecid tarafından ikinci inşasına ait 1855-56 tarihli manzum bir kitabı yer alır. Hazreti Abdülmecid Han ila yevmil hisab. Ömrü şevketle hüda tahtında kılsın kamyab. Pir Mahmud Hüdayi'nin uluv ve himmeti, asitanın eyledi mamure ve zerrin kıbab. Sahile kesbi safa kil kim dergahı bülende, Kâbe-i uşşaktır olmuş metaf-ı şeyh-ü şab. Baş keser bu baba mihrini ferş eyleyüb, kad hamide olmuş anın çün sipihri bi tınab. Bendesin envar-ı hu ile kılıp ruşen çera, ol aziz-i celveti eyler derunun lem'atab. Cuy bar feyzü himmet kim der ihsanının, çeşme sar canibinden revandır ab-ı nab. Levh-i baba yazdı bir muttali seni kemterin, kıldı her mısrada bir tarih terkim-ü hisab. Oldu dergah-ı hüdayi bendeye hayrül meab. Sıdk ile gel asitanı kutbi alemdir bu bab. Kapıdan girmeden sokak üzerindeki çeşmelerden, kapının solunda İmam Meşrutası'nın altında yan yana iki çeşme, muntazam kesme taştan, klasik üslupta silmeler ve kemerlerle donatılmış olup, soldaki çeşmenin üzerindeki Sülus hatlı Arapça kitabe, 1623 senesinde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri zamanında kendisi tarafından yaptırılmıştır. Ayna taşının içindeki İkinci kitabenin içinde yer alan yaptı evvelinden âlâ kıldı icrayı himem, hankâh ile beraber yaptırıp bu çeşmeyi. Satırlarından da anlaşılacağı üzere, yangından sonra yeniden inşa döneminde, yeri aynı kalarak muhtemelen mimari tarzı da değiştirilmeden, Sultan Abdülmecid tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1855 tarihli bu kitabenin ilk satırı Sülüs, diğer satırları talik hatla yazılmış olup, metni Ziver Paşa'nındır. Kapının sağ tarafındaki çeşme, dergahın kapılarını açıp kapayan, Bevvap yani kapıcı dedenin evinin altında olup, ahşap ev bu çeşmenin büyük haznesi üzerine oturtulmuştur. Çeşme 1723 yılında, Lale Devri'nde,
Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın kızı, Hibetullah Hanım'la evlenen ve sadaret kethüdası olan Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu çeşmelerin üstünde halen imam ve müezzin meşrutası olarak kullanılan birer ahşap mesken bulunmaktadır. Çeşmenin bugünkü ampir uslubu 1855-56'da yenilendiğini göstermektedir. Cümle kapısından sonra batıya doğru kademeli olarak devam eden Hüdayi Avlusu sokağı üzerinde solda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi vardır. Daha sonraları buraya bazı ilaveler yapılır, tekke şeyhleriyle aile fertleri de buraya defnedilir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesine camlı bir bölmeyle girilir. Bu camlı bölme 1918 senesinde Hıdiv İsmail Paşa'nın kızı Fatma Hanım tarafından yaptırılır. Bu bölümden türbe sofasına açılan kapının üzerinde iki dikdörtgen kartuş içine altın yaldız, talik hatla dört mısra halinde yazılan mermer bir kitabe vardır. Kitabe 1892 senesinde Şeyh Ruşen Tevfiki Efendi tarafından yazdırılır. Bu meşhed, mecma-ı ervah etsad-ı hüdayidir. Edeple gir azizim, türbeyi pâk-ı hüdayidir. Dila tahsil idem dersen, eğer zevki ilahiden, nasibin alur elbet giren bâb-ı hüdayiden. Türbe sofasının sol kısmı bugün camlı bir bölmeyle ayrılmış olup, türbe görevlileri tarafından kullanılmaktadır. Geçmişte bu bölümde bir kerevet üzerinde divit ve hokka bulunan bir rahle yer almıştır. Türbe kapısının sağında 62 santimetre yüksekliğinde Londra'da yapılmış bir çalar saat vardır. Diğer tarafta ise zarif bir bileziği olan mermer kuyu ve sebili yer alır. Odanın beşik tonozlu tavanında 8 kollu, 8 fanuslu, aralarda lale ve boru çiçekleri yer alan 18. yüzyıl Venedik avizesi yer alır. Bu bölümden sonra kadife bir perde ile şekillendirilmiş, yüksek dikdörtgen bir kapıyla asıl harem bölümüne girilir. Kapının üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'nde 26 yıl türbedarlık görevinde bulunmuş, Büyük Ebru Ustası rahmetli Mustafa Düzgünman'ın amcası, ünlü hattat Necmettin Okyay tarafından, şair Nevizade Atayi Ataullah Efendi'nin yazmış olduğu Li Şeyh Mahmud terkibinden Ebced hesabına göre yazılarak Hazreti Hüdayi'nin vefat tarihi çıkan Arapça talik hatlı kitabenin aynısı konulmuştur. Kırılan ilk kitabe uzun süre cami bodrumunda korunmuş, şadırvanın onarımı sırasında da çeşmelerin üzerine yerleştirilmiştir. Bu kitabenin Türkçe okunuşu şöyledir. Afakın şeyhül şuyuhu gelip geçti. Allah Teala ona cömertlik nasip etmişti. Sırlarla mesrur olmuş ve yarın da inayet bulacaktır. Lütuf bahçeleri ve makam-ı Mahmud cenneti, adn ve kasırlar, naslarda varit olan bahçeler ve havuzlarla süslenmiştir. Hurileri eban nurun nurlarıyla çevrelenmiştir. Sahiplerinin hatırını soran ebediyet diyarının genç kızları gibi. Şeyh Mahmud. Bu kitabenin üzerinde ise Hattat Kazasker İzzet'in talik hatla yazdığı Destur ya Hazreti Pir levhası asılıdır. Türbe odası dikdörtgen planda olup kıble yönünde 3, şeyhler kabristanına bakan doğu yönde 4, kapının yanında 1 olmak üzere 8 yuvarlak kemerli demir şebekeli pencereyle aydınlık bir mekan sağlanmıştır. Ortada daire kesitli 4 mermer sütuna oturan, Celveti tarikatı tacının tepeliği şeklinde
13 dilime bölünmüş, içi kalem işi nakışlı bir kubbe yer alır. Kubbeden aşağıya 6 koldan 3'er fanus çıkan, aralarda boru çiçekleri bulunan, kırmızı, sarı, yeşil yaldız desenli türbedar odasındakinin benzeri bir Venedik avizesi sarkar. Duvarlar yığma taştır. Alçı sıva üzerine kalem işli nakışlı olup, 4 duvara pencere ve kapı üstleri de dahil olarak, duvarın tavanla birleştiği yere yakın, boydan boya ahşap üzerine yaldız ve sülüs hatla Tebareke suresi yazılmıştır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin altın yaldızlı demir parmaklık içindeki ahşap sandukası kubbenin altında yer alır. Başucuna nefti renkli celveti tacı konulmuştur. Bugün yeşil çuhayla örtülü sandukanın üzerinde, türbenin ilk yıllarında kıymetli Kâbe örtüleri, surra bayrağı, parmaklarında Hüdayi Hazretlerinin asası, başucunda gümüş şamdanlar ve mumlar bulunmaktaydı. Türbede Hüdayi Hazretlerinin dışında 10 sanduka daha bulunmakta olup, bunlar çocuklarına ve bir de torununa aittir, erkeklerinin başlarında yine celveti tacı şerifi bulunur. Türbe binasının solunda cami yer alır. Bodrum, zemin ve mahfiller olmak üzere 3 katlıdır. Cephede 2 yuvarlak kemerli pencere arasındaki ana giriş kapısına 5 basamak merdivenle çıkılır. Kapının üzerinde ortada Sultan Abdülmecid'in tuğrası bulunan Ziver Paşa'nın 8 mısra halinde 1855 tarihinde yazdığı kitabe yer alır. Gel adab ile yüz sür asitanı Şeyh Mahmud'a. Yazılı şiir bulunan Şeyh kapısı da cephenin sağ tarafında yer alır. Cephe üst katında yine basık kemerli 5 pencere bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı yapının duvarları kâgir, çatısı ahşaptır, zemin kat namaz ve ayinlere mahsus olup, girişin karşısında mihrap, yanında 2 üst bölümde basık kemerli 3 pencere bulunur. Mihrap ayeti, Sadrazam Melek Mehmet Paşa'nın torunu Ali Haydar Bey tarafından yazılmıştır. Giriş ve batı yönündeki zemin yükseltilmiş olup mahfillerle çevrilmiştir. Aynı plan üst katta da devam etmektedir. Bu mahfillerin sınırında ahşap korkuluklar arasında üst kat mahfillerini taşıyan ve kısa bir parapet duvarından sonra tavana kadar devam eden kare kesitli ve plaster başlıklı ahşap sütunlar sıralanmaktadır. Her sütuna karşı doğu yönündeki duvarda aynı ebatta bir duvar payesi tekabül etmekte, bunların arasında altlı üstlü 12 basık kemerli pencere yer almaktadır. Çok sayıda penceresiyle cami aydınlık bir mekandır. Üst kat pencereleri ve üst kat mahfil kafeslerinin üzerinde Allah, Muhammed ve 4 halifenin isimleri yazılı cihar-ı yâri güzinler bulunur. Zemin katta mahfillerin altında dışlarından ayrı bir girişi bulunan kafesli bir bölüm yer alır. Bu bölüm sadece Aziz Mahmud Hüdayi tekkesine ait bir özelliktir. Cuma namazını takiben icra edilen ayinlerde, cuma namazını bu kafeste kılan şey, ayinin belirli bir yerinde dervişler kıyama kalktıktan bir müddet sonra kafesten çıkarak ayine katılırdı. Mihrabın sağında S ve C kıvrımlarıyla barok tarzda bezenmiş bir vaaz kürsüsü bulunur. Tavan ve duvarlar ampir üslupta kalem işi desenlidir. Üst kat mahfillerinin batı yönü hanımlara mahsustur. Bugünse hanımlara ait kısım muhtemelen tekke olduğu yıllarda çilehane odaları olan bodrumdur. Minaresi dışarıya taşkın bir kaide üzerinde yükselir, tek şerefeli, sade, yüksekliği fazla olmayan bir minaredir. Caminin önündeki meydanın sol tarafından hünkâr mahfiline çıkılır. Asma olan bu bölümün altından yol geçmektedir. Caminin karşısında
cephesi güneye bakan, diğer binalardan farklı bir görünümde ön ve doğu cephesi, antik Yunan tapınağını andıran Lütfi Bey tarafından 1899-1900 yıllarında yaptırılan kütüphane türbe binası bulunur. Sarı renkli, yumuşak bir taşla kaplı yapının kapısı ve pencerelerinin kilit taşları konsollarla belirtilmiş yarım daire kemerlidir. Diğer iki cephe sağır duvarlıdır. İçten dikdörtgen planlı yapının batı kesimi demir parmaklıklarla ayrılmış olup Lütfi Bey ve ailesine ait türbe haline getirilmiştir. Dört penceresi bulunmakta olup içten ve dıştan beşik tonozlu yapının üzerinde üç madeni alem yer alır. Bugün idare binası olarak kullanılan kütüphanenin kitapları Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'ndedir. Külliyenin mutfağı kâgir ve ahşap çatılı olup biri büyük, diğeri küçük iki bölümden oluşur. Büyük bölümde tuğladan örülmüş koca bir ocak bulunur. Pencere ve kapıları basık kemerlidir. Meşrutaların hepsi sonradan yenilenerek özelliğini kaybetmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi, Hakk'a yürümesinden 1925'e kadar, Celvetiye mensuplarınca, bayram arifelerinde, Asitane Şeyhinin riyasetinde, debdebeli bir şekilde ziyaret edilmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi, İstanbul'daki veli türbeleri içinde en çok rağbet gören ve ziyaret edilen türbeler arasındadır. Hazreti Hüdayi Türbesi'nde kendisinden başka ailesi metfunken, Hazire'de asitanesinde şeyhlik yapanlar, hanım sultanlar, devlet ve ilim adamlarıyla bazı hanımlar defnedilmiştir. Dolayısıyla toplumun her kesiminden insanın Hazreti Hüdayi'ye komşu olmak istedikleri aşikardır. Hazreti Hüdayi Asitanesi'nde, Hazreti Hüdayi Türbesi'nden başka Ehl-i Cennet Mehmet Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu ve Hazreti Hüdayi'nin eşi Ayşe Sultan, 4. Murad'ın torunu Fatma Hanım Sultan, Sadrazam Halil Paşa, Civan Kapıcı Mehmet Paşa ve Lütfi Ağa türbeleri de bulunmaktadır. Sadrazam Rusçuklu Hasan Paşa ise sade bir kabirde yatmaktadır. Osmanlı Şeyhülislamlarından Mehmet İzzet Efendiler de burada metfundur. Asitane'de 24 şeyhten 14'ü Hazire'de gömülüdür. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hocalarından ve Osmanlı Müellifleri isimli eserin sahibi Bursalı Mehmet Tahir Bey ve son devrin meşhur şeyhlerinden Ünsi Hasan Efendi Tekkesi Şeyhi, Kadiriyye'den İzzi Efendi'nin de kabirleri buradadır. Meşayih kısmındaysa, Asitane Postnişinlerinden Mustafa Efendi, Mehmet Gülşen Efendi, Ruşen Efendi'nin torunu Mehmet Şemseddin Efendi ile Türbedar ve Asadar Kamil Dede'nin mezar taşları da bulunmaktadır. Ulema kısmında Ruşen Efendi'nin oğlu Müderris Mehmet Ziyaeddin Efendi, Kazasker Arapzade Mehmet Amir Efendi, Derviş Ali Rıza Efendi ve İmam Abdullah Efendi'nin mezar taşları yer almaktadır. Ricali Devlet yani devlet adamları kısmında Seyyid Mahmud Efendi, İbrahim Münir Bey Efendi, Yaveran'dan Ali Kırat Paşa, Müşir Manastırlı İbrahim Paşa ve Kapıcılar Kethüdası Osman Efendi'nin mezar taşları bulunmaktadır. Hanımlar kısmında da Fatıma Şems'in Nur Hanım, Fatma Edibe Hanım, Ayşe Behiye Hanım, Feride Hanım'la Şerife Nefise Hanım'ın mezar taşları vardır. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bugün de hizmetlerine devam etmektedir. Vakıf, ihtiyaç sahiplerine, öksüz ve yetimlere kucak açmaktadır. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini sevenler,
katkılarıyla hala birçok insana ulaşmaktadır. Vakıf, hizmette ayrım gözetmeden güttüğü hizmet anlayışıyla, kemiyet ve keyfiyet itibariyle, fedakar ve samimi çok sayıda gönüllüyle çalışmaktadır. Vakıfta araştırmalar, öğrencilerin eğitim alması, gıda, erzak, sağlık ve ilaç yardımı gibi birçok alanda hizmet verilmektedir. Hüdayi Vakfı'nın kuruluşundan bu yana, vakıf senedinde belirtildiği üzere, Hüdayi Hazretleri'nin vakfiyesine uygun olarak cami külliyesinde bulunan yemekhanede her gün ortalama 200'ü sefer tasıyla evlere götürülmek üzere 500 kişiye yemek çıkmaktadır. Ramazan ayı, mübarek gün ve gecelerde buradan yemek alanların sayısı 1000'i aşmaktadır. Hüdayi Vakfı, ilim hayatımıza da önemli bir merkez kazandırmıştır. 1993 yılında kurduğu İLAM, yani İlim Araştırmalar Merkezi ile çok sayıda akademisyen ve araştırmacının yetişmesine de katkıda bulunmaktadır. Geride bıraktığı onlarca eseri, şahsiyeti ve üstün ahlakıyla sevenlerinin gönlünde 4 asırdır hala yaşamaktadır Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Ne eyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya, dünyada, ehli ukba, ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Fani devlet gerekmez, dürr-ü zinet gerekmez, haksız cennet gerekmez, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmış nar, her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bul, gör yahu, Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Diyen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Allah ve Resulünden gayrisiyle yakınlığı kesmiştir. Uzun ömrü boyunca tek isteği vuslata kavuşmak olmuş ve neredeyse her şiirinde Hakk'a ulaşma arzusunu dile getirmiştir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın buyuran Peygamber Efendimiz'i dinlemiş ve gönlünde Allah ve Muhammed aşkıyla her daim insanlığa hizmet etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin etkisi sadece talebeleri, halk ya da saray mensuplarına olmamış, denizciler de bu büyük gönül sultanından bir miras almıştır. Denizciler, 400 yıldır Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kendilerine bıraktığı Hüdayi yolunu kullanmaktadır. Sağlığımızda bizi, vefatimizde kabrimizi ziyaret edenler, ömründe bir kere türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik görmesin, imanlarını kurtarmadıkça göçmesin diye dua eden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bu duasına nail olabilmek için 400 yıldır Üsküdar'da bulunan makamı sevenlerince ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ardınca sultanların yürüdüğü, Anadolu'dan Balkanlara kadar birçok yerde ve gönülde iz bırakan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, üstün ahlakı ve şahsiyetiyle hala gönüllerde yaşamaktadır.